Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Referanduma Doğru programımızdan hepinize iyi akşamlar dilerim. Bugün bu akşam çok değerli konuklarımız olacak ve gündemde öne çıkan konuları konuşacağız. Vakit kaybetmeden hızlıca konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski devlet, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Ve eski Devlet Bakanı Tayfun Üççü, siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Tabii gündemdeki öne çıkan konulardan bahsettik. Referanduma çok sayılı günler kaldı. Programımızın ismi de zaten Referanduma Doğru ama tabii Çanakkale Zaferi de var. Çok önemli gündemde. Ve Vatan Partisi kurultayı da hafta sonu tamamlandı, geçen hafta sonu. Çok önemli mesajlar verildi kurultayda. Sayın Okuyan, siz de öncelikli olarak tebrik ederiz efendim. Yeniden Vatan Partisi'nde görev aldınız genel başkan yardımcısı olarak. Ve kurultaya da hasta yatağınızdan kalkarak geçtiniz, kalkarak gittiniz. Orada da önemli bir konuşma yaptınız. Kurultaya gelen delegeleri ve yurttaşları selamladınız. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurultayın havası, atmosferi ve verilen mesajlar nasıldı? Şimdi ondan önce müsaade ederseniz, çünkü bu programı sosyal medyada yayınlayınca birçok izleyicimizden, arkadaşlarımızdan sağlığımızla ilgili çok yani bilgi istekleri geldi. Onunla ilgili bir kısa açıklama yapayım izninizle. Tabii. İşte evvelsi gün taburcu olduk İstanbul'daki. Tahliye olmadınız mı? Tahliye, aslında tahliye gibi. Çok şükür, Allah'a bin şükür. Yani şu an itibariyle gayet iyiyiz. Ama önümüzdeki 6 aylık bir süre içerisinde evde mümkün olduğu kadar yine takipte, yani doktorların kontrolünde bir süreç bizi bekliyor. İşte mümkün olduğu kadar yorulmayacağız, mümkün olduğu kadar fazla yer, yani yük altına girmeyeceğiz, gezmeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar böyle bir şeyin içerisinde. Bu arada tabii buradan da teşekkür etmek istiyorum. Özellikle daha öncesinde aylarca bu konuyla ilgili, bizim rahatsızlığımızla ilgili Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekten Mehmet Haberal ve Ali Haberal hocalarımıza ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların sürekli takibiyle belli bir noktaya getirildi. Allah razı olsun. Bu arada Mehmet Haberal Hoca'yı da kutluyorum buradan. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de, İngiltere'nin en önemli bir bilim ödülünü aldı. Yani çok ciddi bir şey. Ondan dolayı da kendisini kutluyorum. Bütün Başkent Üniversitesi, Ankara Hastanesi'ndeki bütün personeline de, sağlık çalışanlarına, hocalarımıza da buradan gıyaplarında teşekkür, bir borç biliyorum. İstanbul'da da Florence Nightingale Hastanesi'nde bu nakil işi oldu. Orada da Profesör Yaman Tokat ve ekibine ve oradaki bütün hastane personeline de çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da hakikaten zaten şu anda da yine takibimi onlar yapıyor. Çok ihtimam gösterdiler ve çok başarılı bir ameliyat söz konusu oldu. Oradaki bütün çalışanlara, sağlık personeline, hocalarımıza, yani hastane yönetimine, hepsine çok teşekkürlerimi buradan açık olarak da ifade etmek istiyorum. Tabii teşekkür faslına girince en önemli teşekkür etmem lazım gelen, bana 33 yaşında hiç tanımadığımız bir kardeşimiz, arkadaşımızın gazetede çıkan, özellikle Emin Çöleşan'a, ona da çok teşekkür ediyorum. Sayın Çöleşan'ın kendi makalesinde yazdığı bir şeyden sonra, tabii TGB'li gençlere, Vatan Partisi teşkilatlarına ve tanıdık tanımadık yüzlerce insanın hayır duasını aldık. Onlara hepsine çok minnettarım, teşekkür ediyorum. Fakat bu Ahmet dediğimiz kardeşimiz, Ahmet Şahin, 33 yaşında bir genç delikanlı. Yani şimdi bunu şunun için anlatmak istiyorum. Gerçekten yani
ibret verici bir hadise. Şimdi bizim İstanbul'da yatıracağız. Aslında artık karaciğer komasında pozisyona girdik. Çünkü aylardır ne kadavradan ne de canlı bir donör bulunamadı. Artık son safhaya gelindiydi. Bu şeyin içerisinde İstanbul'a gidince sosyal medyadan benim kızlarım falan yazılar yazdılar. İşte bu karaciğerle ilgili. Sonra Emin Çöleşan kendi sayfasında çok güzel bir yazı yazdı ve çağrı yaptı herkese bizimle ilgili. Ve orada bir telefon numarası, bir hat verildi. O hatta şimdi tabii bana baktım şöyle, 1700 küsur kişi müracaat ediyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden. Nakil için. Evet, kendi karaciğerinden bir parçayı vermek üzere. Ve doktorlar orada bir elemine yaptırdılar. Eşim ve kızlarım hep telefonlara muhatap oldu. Çünkü evet vermek istiyor ama hani onun kan meselesi var, kan uyuşumu, ayrıca başka kriterler var. Bunların tabii %99'u da uymadı bizimle ilgili ama bu önemli bir şey. 1700 hiç tanımadığınız insan sizin için müracaat ediyor. Hatta bazıları sağlık raporlarını almışlar, göndermişler ki yani hepsini daha arayamadım. Bazı telefonlara işte ulaşabildiklerime de teşekkür edeceğim önümüzdeki günlerde. Ve o orada çok ilahi, işte dediğim gibi ilahi bir tesadüf veya Cenab-ı Allah'ın takdiri tabii neticede. Şimdi o telefonlara, o yayınlanmış olan telefona sürekli telefonlar geliyor. Ve kızlarım ve eşim muhatap oluyor. Bu karaciğerini, yani %60'ını veren Ahmet kardeşim, onu önce orada okumuş. Sonra zaten ulusal gönüllüsü bu aynı zamanda. Daha sonra da partimize de üye oldu bu son kurultayda. Ulusal gönüllüsü olarak da zaten TGB'nin çağrıları, ulusalın çağrıları, Aydınlık Gazetesi'ndeki yazılar, Vatan Partisi'nin çağrılarını da şey yapmış, okumuş. Fakat o gün oradan telefon numarası da yayınlanınca o telefon numarasını arıyor. Şimdi bakın sayın bakanlarım, enteresan. Yani hakikaten üç sefer aradım diyor, meşgul çıktı diyor. Üç sefer. Dördüncü sefer, yani son bir defa daha arayayım. Yani ulaşamıyorum telefonla. Dördüncü sefer aradığında büyük kızımla muhatap oluyor. Eğer dördüncü seferde meşgul olsa telefon, aramayacak çünkü demek ki bir ihtiyaç yok, ulaşılamıyor. Problem herhalde aşılmış falan diye düşünecek. Ve o zaman tabii Cenab-ı Allah'ın takdiri, biz belki de bugün aranızda olamayacaktık. Yani şimdi çok ince bir çizgi. Dolayısıyla da tabii ondan sonra devreye giriyor. Yani bizim ailemizdeki fertler ve birçok başkalarıyla da böyle 22-23 kişiyi birbirine yakın değerlerde, onları işte doktorlara şey yapılıyor, tetkikler vesaire. Ve bu kardeşim en sonunda bütün itibariyle bize karaciğerin çok önemli bölümünü, yani üçte ikisini veriyor. Ve hiç tanımadığınız bir insan. Evet. Ve tabii şimdi bu o kadar önemli ki bu benimle ilgili değil. Yani bu aslında Türkiye ile ilgili bir şey. Çünkü demek ki insanlar, yani niye bunu yaptınız diye sorduğunuzda, daha Ergenekon davası mahkemeleri başlamadan 6 ay önce 184 tane harp okulu öğrencisini, bu FETÖ'cü denilen şerefsiz takımı, katiller sürüsü, bunlar kendi elemanlarına yer açmak için bunları disiplinsizlikten dolayı şeyden atmışlardı. Okuldan atmışlardı. Ben o dönemde de bunlarla ilgilendim. Özellikle Kara Harp Okulu'nda burada bir komutan vardı. Son derece değerli, başarılı. O komutana çok ağır ve aynı dönem ekip bunlar. Çok ağır şeyler, tertipler yapmışlardı. Yani sahte mektuplar, sahte şeyler, karısının
küçük düşürecek, çocuklarını rencide edecek yazılar vesaire ve o tüm general istifa etmek zorunda kaldıydı. O dönemlerde ben televizyonlarda olsun bazı açıklamalarla bunlara sahip çıktım. Şimdi bu karaciğerini veren kardeşim de bana oradan beri bizi takip ediyor. Ve diyor o yazıyı okuyunca diyor, birden diyor içimde diyor, ben bize bu herkesin sustuğu, çoğunluğu insanın kaçtığı, korktuğu, yıldığı anda ortaya çıkıp bizim memleketin meselelerine, çünkü silahlı kuvvetleri memleketin meselesi. Bunu tasfiye hareketlerinde FETÖ yılanına karşı, FETÖ alçağına karşı bu şeyleri üzerine giden, o zaman çok kolay bir iş değildi bu malum. Bir insana ben katkı sağlamam lazım diyor. Hiç kimseye danışmadan, annesi, babası, bir de nişanlısı. Şubat ayında düğünü vardı. Bizim yüzümüzden düğün şimdi 19 Mayıs'ta kaldı. Allah nasip ederse şimdi önümüzdeki günlerde de kız istemeye gidilecek. Ben gidemiyorum ama arkadaşları rica edeceğiz. Ve direkt karar veriyor. Ve gelip ondan sonra hakikaten şeylerde uyum sağlayınca ve Allah'a çok şükür kendisi 4 gün sonra ayağa çıkıldı. Ve şu anda gayet de iyi. Herhangi bir problemi de yok. Ve onun sayesinde de biz bu mücadele. Ve gerekçesi tek. Siz cumhuriyete sahip çıkıyorsunuz. Siz devlete sahip çıkıyorsunuz. Siz herkesin sustuğu, korktuğu anda 3-5 kişiden birisi olarak Türkiye'nin geleceği için kendinizi feda ediyorsunuz. Bizim yani ne olacak karaciğerin bir bölümünü versem ne olacak diye. Onun için bunu şunun için arz ediyorum. Konumuzun dışı belki ama konumuzla da çok ilintili aynı zamanda. Yani Türkiye'de herkes şunu söylüyor tabii haklı olarak. Her gün kötüye gidiyoruz. Daha kötüye gidiyoruz. Evet doğru. Yani öyle olaylar var ki hakikaten önünüz kapkaranlık. Ama şu bir gerçek. Bütün o kötüye gidiyorsun tezinizin içinde bu tip insanlar bugünkü biraz sonra Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünü de değerlendireceğiz. Özellikle Sayın Bakanlarım o konuda Kültür Bakanı olduğu için Kemal Bey'den de rica edeceğiz. O ruhu bugün de devam ediyor. Siz bakmayın işte şu patırtılara, gürültülere, şunlara bunlara. İşte o ruhun bir başka versiyonuydu bugün bu şey. Yani düşün 1700 kişi sizi için müracaat ediyor. Ben tabii onun için Ahmet kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Tabii bütün katkı sağlayan Vatan Partili, TGB'li, başta Sayın Perinçek, Sayın Şule Perinçek, onların da çok büyük emekleri ve katkıları oldu bu çalışmalarda. Ve bu arada tabii gerçekten dost ve arkadaşlarınızı da tanıma fırsatı oldu. Evet. Dost sandıklarınızın ne kadar tost oldukları anlaşıldı. Ama yani yıllardır görüşmediğiniz bile insanların bir anda sizinle nasıl bütünleştiğine de şahit olduk. O da bir imtihandı veya en azından sizin açınızdan bir yeni değerlendirme. Herkese bana katkı sağlayan, herkese dualarıyla katkı sağlayan herkese de minnettarlığımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi gelelim Vatan Partisi. Vatan Partisi 2 sene önceki kongresinde birçok arkadaşla beraber ben de Vatan Partisi'ne katıldım. Evet. Şimdi o geçen 2 yıl önceki kongrenin esas teması çok farklı grupları bir araya bir milli mücadele için, vatan savunması için bir araya çağırma kongresiydi. Esas ana teması buydu. Ve nitekim çok sayıda her kesimden insanlar o kongreyle bir araya gelindi. Ve orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Orada işte 3 ana unsur öndeydi. Milliyetçiler, işte devrimciler, sosyalistler ve halkçılar. Yani böyle bir üçlü temayla. Ama bu kongre geçtiğimiz hafta yapılan Vatan Partisi'nin 10. Büyük Kurultayı bunu devamı olarak milli bir hükümetin hedeflendiği, evet, bir kurultay oldu. Ve nitekim
Bakın bu kurultayda Sayın Soner Polat, yani gerçekten Kongre Divan Başkanı seçildi. Emekli amiral, yani gerçekten çok değerli bir arkadaşımız. Zaten genel başkan yardımcısı da oldu. Onunla birlikte çalışacağız önümüzdeki süreçte de. Orada müthiş bir konuşma yaptı. Yani müthiş bir konuşma, inanılmaz. Yani izleyenler hatırlayacaklar konuşmayı. Hatta izlemeyenlere tavsiye ederim, girsinler, Ulusal'ın şeyinde var. Müthiş bir konuşma. Yani neden Vatan Partili olduğunu söylüyor. Arkasından Sayın Doğu Perinçek'in yaptığı konuşma, o adeta onlar birbirini tamamlayan konuşmalar oldu. Türkiye'nin önündeki sorunlar, vizyon, yapılacaklar, o hedefleri koydu Sayın Perinçek. O da müthiş bir konuşmaydı. Sağ olsun Sayın Perinçek, orada bana da bir söz verdi. Biz de orada işte zor bela, ancak yürüyemiyoruz vesaire. Biz de çıktık acizane birkaç kelimeyle kongreyi selamladık. Bu kongrede en önemli şey bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya, yani bir Vatan Partisi gerçeği. Yani Türkiye'de başka partiler ne yapıyor yapmıyor ayrı bir tartışma konusu. Ama Vatan Partisi var kardeşim. Vatan Partililer var. TGB var. İşte Ulusal Kanal var. Aydınlık Gazetesi var. Öncü Gençlik var. Öncü Kadın var. Dolayısıyla yani bu camia bir tek kişi kalsa bile, bir tek kişi kalsa bile vatanı savunmaya, cumhuriyeti savunmaya, Atatürk'ün Türkiye'sini savunmaya devam edecek. Bu kararlılık ortaya konuldu. Zaten bu kongreye giderken hatırlayın. Mesela Devlet Bahçeli'nin lafları var. Efendim diyor, şeyle diyor, Erdoğan ile Perinçek, Tayyip Erdoğan'la diyor, Doğu Perinçek arasında kalırsak diyor, biz diyor elbette diyor şeyi Tayyip Erdoğan'ı tercih ederiz. Ya sen ne biçim parti başkanı? Sen sanki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ben Fenerliyim diyorum ki Galatasaray yense Beşiktaş'ı. Yani çok ilginç tabii, ona o ilginçliklere girmiyorum şimdi. Ama bu bile ortada. Amerikan gazetelerinde, Türkiye birçok Amerikan gazetesinde, dergisinde, ki bunlar çok önemli gazeteler, Türkiye'de Vatan Partisi ile Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin arasında mücadelenin geçtiği ve gelişeceği yazıyor. Yani dolayısıyla sadece bu Türkiye içinde değil, bu kongreyle beraber de yapılan yorumlarda hem içte hem dışta bir Vatan Partisi gerçeği çok açık kendini ortaya koydu. Ben kongrenin hayırlı olmasını, yeni seçilen arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bu vesileyle bize orada da tam ittifak destek verdiler. Evet. Yani hem MYK seçiminde hem de başkanlık kurulu seçiminde hiç firesiz bana Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği şekliyle destek vermişler. Hepsine teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Biraz uzun oldu ama ikisini birlikte bir şey yapmak. Evet, birleştirince. Tabii izleyicilerin en çok merak ettiği noktalardan biri de sizin sağlık probleminizdi. Bu açıdan da çok açıklayıcı ve izleyicilerimizin içini rahatlatacak bir konu ve nokta oldu. Sayın Zeybek, dilerseniz sizinle devam edelim. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yılındayız. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Efendim... Önce şunu söyleyeyim, yani Ahmet Şahin de değil mi? Evet, evet. Ahmet Şahin gibi arkadaşlarımız varsa Türklüğün geleceğinden korkmaya gerek yok. Yani o çok çok önemli bir örnek. Yani insanın, genç bir insanın, evlenmekte olan bir insanın karaciğerin %60'ını diyorsunuz ya. Evet. %60'ını vermesi, hiç tanımadı yani. Akraba değil, kardeş değil, baba değil. Yani yeğen değil, bir şey değil. Sadece mücadelesini tanıdığı bir insana ve mücadelesi hatırına ciğerini vermesi, ya bu çok önemli yani. Hakikaten yani ben ilk duyduğum zaman doğrusu ağladım yani. Bu çok etkiledi beni. Müthiş bir şey ya. Evet. 1700 kişi küsuru da var. Başvuruyor. Ayrıca 1700 kişi de demek. 1700 kişi diyor ki ben ciğerimi Yaşar Okuyan'a veririm diyor. Ama bunlardan sonunda veren arkadaşımız ve nişanlısı da bu işaret vermelisin diyor. Ve bu yüzden de nişanlarını erteliyorlar. Yaşar Okuyan çok seviliyor biliyorum yani. Gittiğim her yerde de
Bilhassa kadınlar çok seviyorlar. Yani şöyle dedi, böyle dedi ama art demeyecek öyle. Yani gözünün çiçeğinden öpmeyecek artık güzel. Bırakalım bu işi. Peki. O artık hedefine vardı, o bir dönemdi, hedefine vardı. Çanakkale Savaşı yani çok böyle hamasi sözler söylemek istemiyorum ama dikkatlerden kaçan bir nokta var. Çanakkale Savaşı'nın nihai yani son noktaya gelmesinde doğrudan doğruya o şartlarda Türklerin yaptığı mayınların sonucu sağladığını söylemeliyiz. Türk işi mayınlar yani. Hani Almanların verdiği mayınlar falan değil yani. Dolayısıyla bu Türklüğün büyük zaferi ayrıca dünya coğrafyasında da çok ciddi değişikliklere sebep olmuştur. Ben bir Bayburt gecesinde dedim ki aslında Bayburt'un kurtuluşu Çanakkale Savaşı'nda gerçekleşmiştir. Ve kara savaşlarının kazanılmasında da Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasının birincil derecede rolü vardır. Dolayısıyla Bayburt'u kurtaran da Mustafa Kemal Atatürk'tür dedim. Öyledir de. Eğer Çanakkale geçilseydi Romanovlar kurtulacaktı, devrim olmayacaktı ve Rus orduları, Çarlık Rusyası'nın orduları Doğu Anadolu'dan çekilmeyecekti ve Bayburt, yani niye Bayburt diyorum, ben Bayburt'ta olduğum için diyorum yani Doğu Anadolu kurtulmayacaktı. Bunu anlattım. Başka şeyler de anlattım. Bir bakan arkadaşımız, o da oradaydı, kalktı bana cevap verdi. Dedi ki biz yani geleceğin tarihini yazıyoruz. Bunlar artık tarih geçti, geldi geçti. Bunları konuşmayalım falan. Ne ilginç bir zihniyet değil mi? Yani Çanakkale Savaşlarından Mustafa Kemal'i silmek, Çanakkale Savaşlarının önemini küçümsemek, Çanakkale Savaşları'yla aslında yani Çanakkale zaferiyle aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti kurtulmuştur ve kurulmuştur. Yani Çanakkale zaferinin meydana getirdiği asırlardan beri yenilmişlik duygusu yenilmiş ve o zaferden sonra yani emperyalizmin yenilebileceği ispat edilmiştir. Bu çok önemli. Ve o savaş, o savaştaki zafer Mustafa Kemal'i yaratmıştır. Efsane öyle başlamıştır. Mustafa Kemal'in hayatında hep başarılar vardır. Hep zaferler vardır ama o artık bilinmiştir ve ondan sonra general olmuştur. Ve artık şeksiz, şüphesiz milli mücadelenin lideri o olacaktır diye. Yani generaller arasında, o dönemin generaller arasında bu konu yaygınlaşmıştır. Tabii konuştuğumuz, şu anda konuştuğumuz kara savaşları değil, deniz savaşları bir destandır. Evet. Efendim hepimizin, benim dedelerimden biri de orada. Yani hepimizin hayatında böyle şeyler, yani böyle insanlar var. Orada bir başka ilginç nokta daha var. Yani konuları konuşurken tabii hamaset, kahramanlık falan sözleri söylemek kötü bir şey değil yani. O da lazım. Fakat soğukkanlı bir değerlendirmeyle meseleye baktığımız zaman gördüğümüz şu. Çanakkale savaşları hem deniz savaşları hem kara savaşları okumuş adamın savaşlarıdır. Yani 1914'e kadar Osmanlı'da okur yazar adamlar askere alınmazdı. Niye? Yoktu çünkü. Çok kıymetliydi. Hani şimdi birileri diyor ya, bir gecede işte harf değişti, okuma yazma ya. En çok %4,5'a çıkıyor okuma bilenlerin oranı. Ve askeri almazlardı kıymetlidir diye. Ama Almanların tesiriyle 1914'ten sonra yani Çanakkale Savaşı'nda alındı. Hatta bırakın okumuşları. Liseler. Lise öğrencileri. Efendim üniversite öğrencileri falan da askere alındı. Bunun sonucu tabii ne oldu? Bunun sonucu Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde tahsilli adamların oranı son derece düşüktü. Yani işin o tarafı da çok önemli. O yüzden mesela ilkokul öğretmeni bulunamazdı da askerlikte Ali Mektebi denildi onlara sonradan.
okuma yazma öğrenip çavuş onbaşı olanlar eğitmen adı altında görevlendirildi ve 1, 2, 3, 3. sınıfa kadar onlar sadece okuma yazmayı ve işte bir takım genel bilgileri verebildiler. Yok yani, insan yok. Ama yani şimdi bunu demeden olur mu? Böyle bir ülke okur yazarı olmayan, tabii harf inkılabından sonra birdenbire okur yazarlık oranı yükseldi de, ama tahsilli insanı olmayan, eğitimli insanı olmayan, gençleri savaşlarda kırılıp gitmiş, Çanakkale Savaşı, yani sayı 200 denir, işte 70 denir, 78 denir falan ama 100 bine yakın insan orada da kırıldı. Gençler kırıldı yani. Genç yok. İhtiyarlar ve kadınlar var ve çocuklar var. Böyle bir Türkiye. Harap bir ülke. Nüfusun çoğu da hasta. Her türlü hastalık, bulaşıcı hastalık kırıp geçiriyor. Çiçek, trahom, verem. Cumhuriyet bunların hepsini yendi. Ve böyle bir ülkeyi Osmanlı'nın bakmadığı, ihmal ettiği, Osmanlı Anadolu'ya bakmadı. Yani daha çok Balkanlara eserler yapmıştır, İstanbul'a yapmışlardır. Böyle bir ülkeyi aldı Mustafa Kemal Atatürk. O Çanakkale zaferinin birincil kişisi aldı böyle bir ülkeyi. Dünyanın en saygın ülkelerinden birisi haline getirdi. Evet. Yani bu bahsede bu kadarını söyleyelim de Asıl gündeme geçelim. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Sayın İşçi, sizden de Çanakkale zaferine ilişkin görüşlerinizi almak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Sadece tabii tarihi, bizim tarihimizi değiştirmemiş Çanakkale Savaşı. Dünya tarihini değiştirmiş. Sayın Bakanım da biraz evvel ifade ettiği gibi, eğer Çanakkale'de o zafer kazanılmamış olsaydı, Ekim devrimi, Sovyetler'de Ekim devrimi gerçekleşmeyecekti. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Dünyadaki bütün tarihçiler, özellikle de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kuran devlet adamları, başta Lenin olmak üzere, herkes bunu ifade ediyor. Onun için tarihi değiştiren bir zafer. Sadece tabii deniz zaferi değil, ama deniz zaferi başarılı olmasaydı kara zaferinin de çok daha büyük sayatlar verilebilirdi. Onun için mekanları cennet olsun. Zaten cennettedirler de. Evet. Yani ifade olarak onu söylüyorum. Çok önemli bir gün. Türk tarihi için çok önemli, dünya tarihi için çok önemli bir gün. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Rica ederim. Bu şeyle ilgili bir iki şey ben de katkı sağlayayım müsaade ederseniz. Tabii öncelikle 102. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Bugün aynı zamanda şehitleri anma günü. Evet. Yani bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, ondan sonra, ondan önce ve hele günümüzdeki bu PKK olsun, IŞİD olsun mücadelesinde, Suriye'deki mücadelelerde şehit olanlara kadar bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bazılarımıza, hayatta olanlara uzun ömür niyaz ediyoruz. Dualarımız o şekilde. Şimdi Çanakkale tabii Sayın Bakanlarım da ifade ettiler. Yani Çanakkale'yi sadece bir harp, bir şey olarak işin askeri stratejisi ve sonuçları olarak da ele alınabilir. Ama orada benim esas Çanakkale dediğimizde beni daha büyük ölçüde onu okuduğunuz vakit, takip ettiğiniz vakit o ruh çok önemli. Ruh. O Çanakkale ruhu bugün hala işte Anadolu'yu ayakta tutan, Türkiye'yi ayakta tutan ruh. Yani şimdi düşünün, 8 metre var arasında. 8 metreyle siperler arasında. 8 metreyle 200 metre arasında siperler. 8 metre şuradan şurası. Ve orada insanlar 10 saniye sonra ölebileceğini biliyorlar. Ve 57. alayda işte Mustafa Kemal'i orada Atatürk'ü dikkatler üzerinde toplayan hadise de 57. alayın başına geçip orada Almanlara rağmen, çünkü Osmanlı ordusunu başkomutanlığını yapanlar Almanlar, Alman komutanlar, paşaları.
Ve onlar yanlış stratejiyle az da harbin kaybedilmesine evet. yol açıyorlar. O direkt onlara ve şu emri vermesi çok önemli. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Yani düşünün bir genç subay, yani yarbay üstünde bir subay askerlerine diyor ki ölmeyi emrediyorum diyor. Ve ölmeyi emrediyorum dediği şey ölümle yan yana. Ve o insanlar orada alayı 57. Alay Komutanı olmak üzere hepsi orada şehit düşüyor. Şimdi bu bir ruh meselesi. Yani o ruhu orada her şeye rağmen yani para yok, pul yok, asker karşı taraf 7 ziver gelmiş falan ama orada işte Türk'ün ruhu, Türk milletinin özünün ruhu orada ve o direnci veriyor. Ben ondan sonra Kurtuluş Savaşı'nda da o ruhun devamını görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda da şartlar hep aleyhimizdeydi. Yani oradaki kimsenin aklından böyle bir mücadelenin sonuçta Türkiye'nin lehine çıkacağını falan düşünemiyordu. Özellikle yabancılar. Bakın bugün eğer 2017 Türkiye'sine bugün bu akşam bu sohbeti yapıyorsak ve Türkiye bunca problemlerle karşı karşıyaysa evet bütün bunlara rağmen o ruh devam ettiği için biz buradayız. Yani onun için de ben hep şahsen arz ediyorum. Diyorum ki Türkiye ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi 7 düveli yan yana gelsin. Kim gelirse gelsin. İçten ve dıştan. Bundan daha büyük saldırılara muhatap olsun. Ama bu millet, bu ruhu, Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı ruhunu, yani işin özünü muhafaza ettiği için hiç kimse bize bir şey yapamaz. Bir karış toprağımızı da alamaz. Bizi bölmeleri de mümkün değildir. İşte onun için Çanakkale bir işin bu tarafından da çok bu zafer önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Okuyan teşekkür ederim ama şimdi bu Çanakkale konusunda bugün bir etkinlik vardı Çanakkale'de. Etkinliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı bu etkinlik. Tabii orada bir miting havası da vardı ve Erdoğan ve Binali Yıldırım açıklamalarına baktığımız zaman bir referandum kampanyası yapılıyormuş gibi bir atmosfer, bir hava yaratılmıştı orada. O köprünün temelinin atılışı, temel atılışı sırasında. Şimdi Türk milletinin ruhuna vurgu yaptınız. O Çanakkale ruhuna vurgu yaptınız. O mitingde Sayın Erdoğan konuşurken referanduma atıfta bulunarak hayırcılara yönelik bazı ithamları bulundu ve ayrıştıran ifadeler kullandı. Yani bu ruh bugünkü mitingde var mıydı? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın bugün Tayyip Erdoğan'ın olsun, başbakanın olsun orada yaptığı konuşmalar Çanakkale ruhuna ihanettir. Hiç o Çanakkale ruhundan bir şey, bir nasibini almadıklarını gösterir. Çok net söylüyorum. Orada sen Türk milletinin adına cumhurbaşkanısın, başbakansın. Yani orada köprünün, tamam çok güzel, tebrik ediyoruz seni. Güzel. Temelini at. Hay hay. Şimdi referandum deyip tutup da orada sen yani hayır diyenlere yine orada ihanetle, bilmem şeylerle suçlamaya devam ediyorsun. Bu orası senin seçim kampanyan değil. Yani biz 57. hükümet döneminde bir sene hükümet adına ben de gittim o törenlerde bulundum. Yani hükümeti temsilen o törenlere katıldık. Oranın protokolünü biliyoruz. Yani orada şimdi iç politikanın ne işi var? Referandumun ne işi var? Ama tabii AKP yöneticileri, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan her an, her vesileyle, her an zaten televizyonları ayarlamışlar. Bir konuşuyor, bitmeden öbürü başlıyor. Öbürü bitmeden öbürü başlıyor. Bütün sabahtan akşama kadar Çanakkale diye, Çanakkale zaferi diye biz Tayyip Erdoğan'la başbakanız. Bu o ruha ihanettir. Çanakkale'ye ruhuna ihanet etmişlerdir bugün. Referandumsa referandum. Zaten her gün dolanıyorsunuz. Evet. Yani orada ne işi var? O mübarek topraklarda o şehitlerin huzurunda tutup da bu tarzda bir şeyin girişmen, konuşmanız. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz? Yani bu oradan 2 puan mı aldığınızı düşünüyorsunuz? Yazıklar olsun. Yani buradan çok
üzüntülerimi beyan ediyorum. Aslında söylenecek çok şey var da Rütü'nün gözünü çiçeğinden öpeyim. Yani. Çiçi ortasında. Yani Rütük. Bu sözünüz çok meşhur oldu. Evet, Rütük'ü çok sevdiğim için hadi susayım şimdi. Peki. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Okuyan. Sayın Zeybek, size döneceğim bu noktada. Evet. Bugün Cumhuriyet Kadınlar Derneği'nin bir etkinliği vardı. Siz de o etkinlikte konuşmacıydınız. Ancak başta salon öğretmen evi tarafından, müdürlüğü tarafından verildi ama dün tekrar iptal edildi ve bugün o etkinlik o salon verilmemiş oldu. Oraya izleyiciler ve siz konuşmacılar olarak alınmadınız. Şimdi bakıyoruz bir tarafta Çanakkale Zaferi'nde bile evet mitingi yapan AKP Cumhurbaşkanlığı kanadı var. Diğer yandan da etkinliği kısıtlanan sizler varsınız. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet. Efendim önce hayırlar ref olsun, şerler def olsun diyelim. Yani bu sözü ben söylemezdim de. Kaşınıyor birileri, söyletiyorlar. Neyi söyletiyorlar? Adam birisi çıkıyor televizyona, müftülük falan da yapmış vaktiyle. Bilmem işte filan dönemde Cenab-ı Hak meleklere demiş ki Adem'e secde edin. Şeytan hayır demiş, melekler evet demiş falan, bunu kullanıyorlar. O zaman ben de şunu söyleyeyim. Hayrın karşıtı nedir İslam dininde? Şerdir. Madem öyle işte böyle. Dolayısıyla işin gerçeği de budur yani. Bugün Türkiye'de eğer hayır çıkmazsa, ki çıkacak bence. Bugün yapılsa hayır çıkacak. Zaten bu bizim toplantıları falan iptal etmelerinin sebebi de bu. Kamu yoklamaları yapılıyor ve kamu yoklamalarında hayır çıkıyor. Biliyorlar bunu. Biliyorlar ve telaşlanıyorlar. Hiç açıklamıyorlar, farkındayız değil mi hep beraber? Evet. Halbuki hep açıklarlardı. Genel laflar ediyorlar. Efendim işte kararsızlar çok falan filan deyip işi böyle mugalataya getiriyorlar filan. Şimdi iş ilginç bir işin başka bir ilginç yanı da şu. Türkiye o hale geldi ki özel televizyonların yeni başladığı dönemlerde Türkiye'de bir kişinin, bir şirketin, bir televizyon, bir tek televizyonun %25'inden fazlasının sahibi olması demokrasi aykırı görülüyor. O yüzden o bir şirket sahipleri bunun yolunu başka türlü buluyorlardı. Yani yine bir kişi oluyordu ama bir yol buluyorlardı yani. Şimdi Türkiye'deki bütün televizyonlar, tüm gazeteler ya doğrudan doğruya iktidarın mülkiyetinde ya dolaylı olarak iktidarın zilyetliğinde, denetiminde. Yani televizyonların ve gazetelerin patronunun kim olacağına iktidar karar veriyor. Bir patron tayin ediyor, o patronu beğenmezlerse onu alıyorlar, başka bir patron koyuyorlar. Ortada ne kaldı? İşte Ulusal Kanal, Halk TV, bir tane daha vardı, o da öteki tarafa gitti. Devlet Bahçeli onu da aldı götürdü öteki tarafa, başardı. Bir tane vardı, o da kapatıldı. İşte benim de konuştuğum bir televizyon var. Yaşar Bey de zaman zaman oraya gidip güzel açıklamalar yapıyor. Kültür Radyo TV, o da zaten daha çok kültür işleriyle uğraşıyor. Siyasete falan girmiyor. Bunun dışında televizyonlar, bir televizyon gazeteler var, yeni yayına başladı. Hangisi o? Mulla Reisoğlu'nun Tele1 diye. Öyle mi? Evet. Onu da belirtelim. Evet, sağlam, yurtsever, güzel, vatansever, güzel, namuslu insanların bir araya geldiği yeni bir kanal. 2 aydır yayın yapıyor. Çok güzel. Evet. Onu da kutlayalım. Başarılar dileyelim. Demek ki cephemizde yeni bir şeyler oluyor. Şimdi bunlara rağmen yani bütün Büyük Birader her kanalda ya insanlar artık bıkıyorlar, şuraya gelmiş, kapatıyorlar. Bunu kapatıyor tek taraf, orada da o. Onu kapatıyor tek tarafta da o. Yani Sayın Okuyan dediği gibi biri bitiriyor, biri başlıyor. Eskiden bir taneydi Big Brother, şimdi 2 tane oldu. Şimdi Big Brother diyorum. Yani ben böyle İngilizce laf söyleyerek hava yapma meraklısı değilim de
Orada bir incelik var. Orada bir incelik var. O da ne? Big Brother, hani George Orwell'in 1984 diye bir kitabı var. Orada Büyük Birader var. O bir de filmi yapıldı. Her yerde Büyük Birader'in resimleri, her yerde. Televizyonlarda, şurada, her yerde Büyük Birader. Kim o? Büyük Birader her şey. Her şey o. Yani Franco'yu işte, herhalde tanımlıyormuş onu yazarken. Yani Franco İspanyasını almış ama evet. Ama İngiltere'de olmuş gibi falan. Tabii, tabii. Ya bir bilim kurgu türünde anlatan. Bilim kurgu evet. Ama çok ilginç tabii. Bu arada bizim Alev Alatlı değerli o çok zeki insan ödül alırken köşkte, yani daha doğrusu sarayda ödül alırken dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanım, George Orwell sizi görseydi ayakta alkışlardı dedi. Hemen bir alkış koptu. Hanımefendi ağlamaya başladı. Aslında çok ilginç bir ironi vardı orada. Ya çünkü George Orwell kim? İki kitabı var. Birisi Hayvanlar Çiftliği. Yani bilinen Hayvanlar belki çiftliği, başka evet. da var ama evet. dünyaca meşhur. Hayvanlar Çiftliği'nde hayvanlar devrim yapıyorlar. Çiftliği ele geçiriyorlar. Eşitlik falan filan diye. Sonra domuzlar iktidarı ele geçiriyor. Bütün hayvanlar eşittir. Domuzlar daha fazla eşittir. Şimdi kimseye domuz falan dediğimiz yok da. Ama Türkiye'de birileri çok fazla eşit olmaya başladılar. Yani zenginleşen onlar, her imkan onlara veriliyor falan. Böyle yeni bir sınıf. Yani Milovan Cilas'ın dediği hani yeni sınıf vardı ya. Yeni bir sınıf. Ve bu sınıfın tepesinde değerli pek sayın Cumhurbaşkanı, Büyük Birader. Aslında bir böyle ince bir alay var ama kimse anlamadığı için. Evet. Yarın kendisiniz, ya ne yaptın sen Alev Hanım? Anlamadınız mı diyecek, ben eminim ya. Benim dediğimi anlamadınız mı diyecek. Ya, şimdi efendim. Sayın Zeybek, toparlayın. Hayır, toparlayayım ya. Dün Kayseri'deydik. Biz Kayseri'de gayet güzel. Orada Türk Ocağı'nın da katıldığı, efendim Bilgi Derneği'nin katıldığı çok güzel. Bizim kardeşimiz Mustafa Öztürk'ün, tanıyorsunuz siz onu. Onun başkanlığında Milli Cephe'nin bir direniş hareketi var. Onların toplantısı vardı. Salon tıklım tıklım doluydu. Orada meramımızı anlattık. Sabah da erken çıktım yetişmek için. Öğrendim TKD'nin ki iptal edilmiş. Niye iptal? Çünkü korkuyorlar. Ne korkuyorsunuz? Ya korkmayın. Aslında eğer hayır çıkarsa siz de kurtulacaksınız. Siz dediğim kim? Hayır çıkarsa Türkiye kurtulacak da, birçok sıkıntıdan kurtulacak da. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve hele o başbakan, ya o yine başbakan olma şansı evet. olur. Evet. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Reklamsın derhal. Evet, reklama sular gideceğiz. Değerli izleyicilerimiz, hayırcılara yönelik terörist iftiraları ne anlama geliyor? Hollanda ile Almanya krizi niçin tırmandırıldı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Elazığ'daki mitinginde vermiş olduğu mesajlar neydi? Kısa bir reklam arasından sonra bunların hepsini konuşacağız. Şimdilik kısa bir reklam arası veriyoruz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Referanduma Doğru programımıza devam ediyoruz. Çok değerli ve önemli konuklarımızla birlikteyiz. Sayın Yaşar Okuyan, Sayın Namık Kemal Zeybek ve Sayın Tayfun İçli ile birlikteyiz. Sayın İçli, sizinle dilerseniz devam edelim efendim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı, AKP ve MHP yönetiminden 16 Nisan'daki oylamada hayır diyeceklere yönelik bir artık iftira mı diyelim adına, artık doğru cümle neyse bir terörist yaftası var. İşte FETÖ'cüler hayır diyor, PKK'lılar hayır diyor, DAEŞ, IŞİD hayır diyor, Avrupa hayır diyor ve hayırcılar bugün onlarla birlikte hareket ediyor diyor. Siz bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sözlerin bir hukuki boyutu var mı? Neler söylemek istersiniz? Evet, yaşadığımız günlerde bir hukukçu olarak hiçbir şey hukuki boyut falan ölçemiyorum. Hiç, her şey hukuk dışı. Hukuk dışı olduğu gibi siyasi ahlakı da bir tarafa bırakmış durumdalar. Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı bundan 2 gün önce Sakarya'da toplu açılış törenleri yaparken bir cümle sarf etti.
Çok ilginç bir cümle. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, açıkça söylüyorum, Avrupa hızla İkinci Dünya Savaşı öncesi günlere doğru yuvarlanıyor diyor. Allah Allah dedim. Sayın Cumhurbaşkanı niye bu Avrupa'yı ve yaşadıklarımızı İkinci Dünya Savaşı öncesiyle eşdeğer tutmaya başlıyor? Şimdi biz daha önceki yayınlarda AKP'nin Nazi Partisi'nin propaganda yöntemlerini, özellikle de Nazi Partisi'nin propaganda bakanı Goebbels'in taktiklerini hep uyguladığını söyledik burada yayınlarda. Örneğin o kadar çok yalan söylüyorlar ki ve o kadar büyük yalan söylüyorlar ki ve ısrarla söylüyorlar. Ve bir gün öncediklerini, söylediklerini tamamen inkar eden bir yol izliyorlar. Bu Goebbels'in çok ünlü bir sözüdür. Söyleyeceksen yalanın büyüğünü söyle diyor. Toplum inanır. Bir propaganda yöntemi bu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyleyince de İkinci Dünya Savaşı öncesinde acaba neler oluyor diye de doğrusu aklıma takıldı. Aslında ben biliyorum. Biliyorum ama yani bazı şeyler üst üste gelmiyordu. Şimdi Gürkan Bey, tarih bir erken uyarı sistemi. Eğer tarihten toplumlar ders çıkartmaz ise çok büyük bedeller ödüyor. Şimdi İkinci Dünya Savaşı öncesindeki devletlerin rejimlerini araştırma gereğini hissettim. Örneğin bugün bizim yaşadığımız bir referandumla İkinci Dünya Savaşı öncesindeki devletler bu süreci yaşamış mı? Onu bir karşılaştırma gereğini hissettim. Yani bizde başbakanlıkla cumhurbaşkanlığını birleştiren, yasama yürütme erklerini, güçlerini tek elde toplayan girişim yapılmış mı acaba İkinci Dünya Savaşı öncesi diye merak ettim. Şimdi bizi izleyen çok saygıdeğer vatandaşlarımız bilgisayarları varsa orada ansiklopedik, hemen bilgisayara girerler, hemen bilgileri alırlar. Şimdi hemen Almanya ilk aklıma takıldı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Almanlara bu ara çok vuruyor. Evet. Bir baktım Almanya'da 19 Ağustos 1934'te bir referandum yapılmış. Referandumda şansalyelik makamı, yani başbakanlık makamı ile cumhurbaşkanlığı makamının birleştirilmesi hakkında Nazi Partisi halkı referanduma göndermiş. Ve sizin sorunuzda, biraz evvel sorunuzda ifade ettiğiniz hayır diyenleri yine Nazi Partisi vatan hainliğiyle suçluyor. Örneklerini vereceğim. Hemen girsinler ansiklopedik bilgiyi görsünler. Evet. Ve Nazi Partisi bu referandumda Hitler'in, Nazi Partisi'nin aslında fiili olarak aynı bizim ülkemizde olduğu gibi Cumhurbaşkanı ile Başbakanlık yetkilerini tamamen tek elde topladıkları halde bunu hukuki zeminde başarabilmek için 19 Ağustos 1934'te bir referanduma gitmiş. Referandumda halka sordukları soru şu: Cumhurbaşkanlığı makamı şansölyelik makamı ile birleştirilmiştir. Yani başbakanlık makamını birleştirilmiştir. Cumhurbaşkanının tüm yetkileri ile şansölyenin yetkileri Führer ve şansölye Adolf Hitler'de toplanmıştır. Vekilini kendi atayacaktır. Bakın, vekilini, milletvekilini kendi atayacaktır. Alman erkeği ve Alman kadını bu yasa ile öngörülen bu düzenlemeyi onaylıyor mu? Alman halkına bunu soruyorlar. Ve öylesine büyük seçim hileleri yapıyorlar ki, referandum sonucunda Führer, Nazi Partisi'nin lideri, aynı bizde istendiği gibi Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı şansölye unvanlarını birleştiriyor. Bütün güçleri tek elde topluyor. Ve oy kullanılacak kabinlere ne yazdırıyor biliyor musunuz? Yalnızca hainler buraya giriyor diye de kapılarına şey astırıyor. Düşünün. Şimdi peki Almanya bunu yapmış. Peki başka ülkelerde bunun örnekleri yok mu? Benzer bizde yaşayacağımız referandum örnekleri. Franco İspanyası. Franco da bir referandum yaptırıyor. Ve İspanya'da monarşi yönetimini yeniden kuruldu. Ve Franco'yu yaşam boyu kral naibi olarak atıyor kendini. Ve Franco İspanya'yı o faşist diye tanımlayayım özet. Orada başka tanım var İspanya'da.
parlamenter demokrasinin karşıtı olarak bu rejimi getiriyor. Ve halka yine aynı şekilde referanduma götürüyor. Ve ülkesini kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyor. Milletvekillerini kendi atıyor. Bakanlarını kendi atıyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Portekiz'in ve başka devletleri Salazar'ını falan örnek gösterebiliriz. Yani sözümün başında söylediğim tarih bir erken uyarı sistemi. Türk ulusu Büyük Önder Mustafa Kemal sayesinde ve silah arkadaşları sayesinde tebaa olmaktan kurtulmuş yurttaş olmuş. Ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünden hareketle egemenliği millete vermiş. Ve millet temsilcileri vasıtasıyla kendisini idare etme şeklinde olan bir parlamenter rejimi tercih etmiş. Parlamenter demek milletvekili demek. Yani milletvekili rejimi. Millet temsilcileri vasıtasıyla kendisini idare etme şeklindeki bir sistemi kabul etmiş. Düşünün. Biraz evvel Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünden söz ettik. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusu Poatlı'ya kadar gelmiş. 70 kilometre. Top sesleri geliyor Ankara'ya. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nı verirken dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar alıyor. Ondan önce Erzurum'da kongre yapıyor. Temsilcilerini seçiyor. Evet. Bu millet 2017 dünyasında kendisini tekrar tek kişinin tebaası altına sokacak bir rejime doğru sürükleniyor. Ve yalanlarla ve yanlışlarla ve iftiralarla. İşte örnek verdim tırnak içinde. Bakın Nazi Almanya'sı. Kendi ülkelerini kan ve gözyaşına boğmadılar. Bütün dünyayı kan ve gözyaşına boğdular. Hala Alman halkı Nazi yönetiminin tortularını ve travmalarını yaşıyor. Hala Alman halkına bizim Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hakaret etmek istedikleri zaman Nazi tırnak içinde tabii o söylenme hareket ediyorlar. Onun için bu konuda çok duyarlı ve hassas olmamız lazım. Gelelim Sayın Bahçeli'nin sözlerine. Sadece tabii Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan bunu söylemiyor. Sayın Bahçeli de bunu söylüyor. Şimdi bilmiyorum arkadaşlara ben tabii bizim halkımız gerçekten çok zeki. Çok enteresan sosyal medyada videolar dolaşıyor ve emek de sarf etmişler bu konuda. İzin verirseniz eğer yönetmenimiz verebilecekse onu aktaralım. Veremiyorsa ben şuradan kısa bir... Veremiyormuşuz maalesef. İzin verirseniz hangi kameraya göstereyim? Olabiliyorsa, becerebileceksek. Bahçeli'den bir kestik abi, evet. Değil mi? Sayın Bahçeli'nin... Mikrofonuna yaklaştır ki. Türkiye'nin ana gündemi kesinlikle başkanlık değildir. Sistemin fiilen değiştiğini geçtiğimiz yaz aylarında Rize'de ilan eden Erdoğan bu gerçeği artık hazmetmeli. Ülkemizin hassasiyetiyle daha fazla oynamamalıdır. Recep Tayyip Erdoğan ne yapmaya çalışmakta? Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut yönetim sistem ve gerçeği hangi konforuna, hangi açgözlülüğüne yetmemektedir? Partili Cumhurbaşkanı ne demektir? Nereden çıkmış? Kimlerin memnuniyetini sağlamak için planlanmıştır? Hadi diyelim ki Erdoğan başkan veya partili Cumhurbaşkanı oldu. Peki bundan sonra krallık talep etmeyeceğini kim garanti edecek? Damat bakan olduktan sonra evladın da ikinci Erdoğan olarak tahta geçmesi nasıl engellenecektir? Şimdi bu sadece sosyal medyada dolaşan Sayın Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında yaptığı konuşmalardan çok kısa bir kesit. Ve bu çok uzun yıllar öncesi söylenmiş sözler değil.
birkaç ay önce söylenmiş veya en fazla bir yıl içinde söylenmiş bir söz. Şimdi Sayın Bahçeli bunları söylerken hangi cephesi hangi tarafta ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimi? Biraz evvel Göbels'ten örnek verdi. Alman Nazi Partisi'nin propaganda bakanı. Şimdi ne oluyor? Yani bakın bir ruh hastalıkları, sinir hastalıkları mütehassısıyla geçen gün karşılaştım. Dedi ki demokrasi gelişmiş ülkelerde bizim kimi siyasi liderlerimizin söylemlerine bakıldığı takdirde bu kişilerin çoğu o Avrupa ülkelerinde ayakta tedavi görmezler. Bu kişileri yatarak tedavi ederler dedi. Kişiyi kastetmiyorum. Son yıllarda, son 10 yıldır kimi siyasilerin söylemlerini, zikzaklarını dün söyledikleriyle bugün söylediklerini karşılaştırdığınız zaman sıradan bir insan muamelesini gördükleri zaman Avrupa ülkelerinde diyorlar ki ayakta tedavi değil, onlara araç kullandırmazlar. Onlara herhangi bir şeye emanet etmezler. Çünkü ruhsal tutarlılıkları yoktur. Ruhsal tutarlılıkları olmayan insanlar toplumlara önce kendine zarar verir, sonra ailesine zarar verir, sonra topluma zarar verir. Bunlar çok tehlikeli sözler. Şimdi bakıyoruz, kimi siyasilerimiz, ben burada Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli'yi kastetmiyorum. Genel olarak söylüyorum. Geçmişte bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milletvekilliği yapmış ve devlet bakanlığı yapmış bir kişi olarak herkesi sağduyuya davet ediyorum. Çünkü bu söylemlerden hareket edildiği zaman evet kampanyasına destek veren kimi vatandaşlarımız 40 ineği Hollanda'ya iade etmeye kalkıyorlar ekonomik ambargo koymak için. Birisi bakın, de kesmiş ineğini. Birisi ineğini kesiyor. Birisi portakalları bıçaklıyor, suyunu içiyor. Şimdi bu tür davranışları da hem liderlere bakarak hem bu davranışlarını yapan vatandaşlara bakarak Türk halkının zekasıyla ve davranışlarıyla ve sağlık durumuyla da alay ediyorlar. Onun için aklı başında bütün devlet adamlarını, siyasilere buradan sesleniyorum. Bu ülke hepimizin ülkesi. Siyasi kişilerin, özellikle liderlerin hainlikle, ondan sonra başka böyle acımasız teröristlerle yan yana koyan ifadeleri ruh sağlığı konusunda kaygı duyabileceğimiz insanları tahrik ediyor. Ellerinde paralarla sokağa çıkıyorlar. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Çok düzeyli konuşmak lazım. Bugün Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı örneğin PKK'yla, FETÖ terör örgütüyle Doğu Perinçek ve arkadaşlarını aynı kefeye koyması bir siyasi üslubun ötesinde çok acımasızca ve ceza hukuku açısından da suç gerektiren bir açıklama. Evet. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Gelelim şey konusuna. Bu kampanyaların yasal, yasaya uygun olup olmadığı meselesi. Evet. Bu çok önemli. Açıklarla bakın. Açıklarla yapıyorlar devlet. Bakın. Şimdi bu anayasanın metni içinde de var. Hiç kimse onu konuşmuyor. Anayasanın, herkes zannediyor ki evet çıktığı zaman bu anayasa 2 yıl sonra yürürlüğe girecek zannediyor. Hayır, öyle değil. Bazı maddeleri hemen yürürlüğe girecek. Bazı maddeleri, bir tane örnek vereyim. Anayasanın 67. maddesinin son fıkrası Cumhurbaşkanlığı 2019'da yapılacak seçimlerde uygulanmaz diye bir madde getirirler. Bu ne demektir 67 maddenin son fıkrası? Seçim yasalarında yapılacak değişiklikler 1 yıl içinde uygulanmaz hükmü var. Bunu biz 2001 yılında ben de partiler arası uzlaşma komisyonu, anayasa komisyonu üyesi olarak geçmişte bazı siyasi partilerin seçim zamanında kendilerine avantaj sağlamak için seçim yasalarına bir takım değişiklikler yapıyorlardı. Onu engellemek için koyduk. Şimdi öyle bir düzenleme yapıyorlar ki bu 16 Nisan'da çıktığı zaman 2019'da yapılacak seçimleri tamamen kazanmak üzerine kendilerini sigortaya almışlar. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Çok tehlikeli bir madde. Ama daha vahimini söyleyeyim. Geçen gün 687 sayılı olağanüstü hal kanun hükmündeki kararnamesi yayınlandı. Bu kanun hükmündeki kararnamenin kışlık lastiğin olağanüstü kanun hükmündeki kararnameyle ne alakası var? Değil mi? Evet. Onun arasında seçimlerin temel hükümleri hakkındaki yasanın 149A maddesini yürürlükten kaldırırlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir seçim yasasını bir kanun hükmündeki kararnameyle yürürlükten kaldırırlar. O da nedir? Özel radyoların seçim dönemlerinde propagandalarına ilişkin bir düzenleme. Yaptırım getiren, ceza getiren maddeyi yürürlükten kaldırdılar. Yüksek Seçim Kurulu'na buradan sesleniyorum. Suç işliyorsunuz. İl ve ilçe seçim kurullarına buradan sesleniyorum.
özel radyo ve televizyonların iktidarın borazanlığını yapan, yayınlarına yaptırım getirmeyenlere buradan sesleniyorum. Zaman dönebilir. Bakın FETÖ'cüler özel yetkili mahkemelerde bir takım şeyler yaptı. Şimdi hesabını veriyorlar. Burasımız Cumhuriyeti değil. Bunu yapıyorlar. Bakın 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri hakkındaki yasa birçok yaptırım getiriyor. Yüksek Seçim Kurulu'da propagandanın ne şekilde yapılacağını 15 Şubat 2017 tarihinde kararlaştırdı. Yurt içinde nasıl yapılabilir? Yurt dışında propaganda yapılamayacağına dair ve orta zekadaki insanların anlayabileceği şekilde yazdı kararını. Diyor ki açık propaganda, radyo televizyon propagandası, kapalı propaganda yurt dışında ve temsilciliklerde yapılamaz diye açıkça beyanat var. Karar ve o kararları siyasi partilere tebliğ ettikleri gibi ilan ettiler. Şimdi başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar kanunu, anayasayı açıkça tanımıyorlar. Şimdi referanduma gidilen bir süreçte anayasayı, kanunu açıkça tanımayan bu kişilerin özellikle de bakın bugün Çanakkale'nin konuştuk değil mi? Çanakkale'yi konuştuk. Kemiklerini sızlattırdılar oradaki şehitlerimizin. Kemiklerini sızlattılar. Hiç sıkılmadılar, hiç utanmadan orayı, o şehitliğimizi kendi düşüncelerinin propaganda alanı haline getirdiler. Ama suç işlediler. Ama kimse hesap soramıyor. Çünkü öyle bir dönem yaşıyoruz ki. Bakın şunu net olarak altını çizeyim. Bugün hiç kimsenin hukuki güvenliği yok. Cam ve mal güvenliği olmadığı gibi hukuki güvenliği yok. FETÖ terör örgütüyle mücadele ediyoruz diye hakimler korkuyor. Ağır ceza reisi duruşmadayken birisi bir ihbar ediyor. Pat ağır ceza reisini polis alıyor götürüyor. Nereye götürüyor? Sen FETÖ'cüsün. Nereden? Doğru da olabilir. Bakın süren soruşturma ve kovuşturmalar hakkında bir şey söylemiyorum. Anayasa Mahkemesi üyesi değil mi? İki tane üyesi tutuklu. Danıştay, Yargıtay üyeleri, hakimler, savcılar tutuklu. Yani böyle bir sürece giderken, referandum sürecine giderken hukukla ilgili çok ciddi benim kaygılarım var. Avrupa Güvenlik Teşkilatı biliyorsunuz biz Avrupa Konseyi üyesiyiz. Seçimler ve referandumlara gözlemci gönderme yetkileri var. Nitekim bizim milletvekillerimiz de Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerdeki seçimlere gözlemci olarak gidiyorlar. Bunların hepsi seçimlere şaibe karıştırır. Buradan ilgileri uyarıyorum. İyi bir yolda değiliz. Ben inanıyorum ki halkımız bu işin üstesinden gelecek. O zeka işte biraz evvel örneğini gösterdiğim sosyal medyada yayılıyor. Ve halkımız bu işi durumundan vazife çıkartmak suretiyle siyasi partilerin önüne geçti. Asıl olan da o. Bu mücadele bir siyasi parti kampanyası değil bu. AKP ile CHP mücadelesi değil. Vatan Partisi ile MHP mücadelesi değil. Bu mücadele bir vatan ve özgürlük ve demokrasi mücadelesi. Evet. Halkımızın bunu geçmiş deneyimlerden de ders çıkartmak kayıt ve şartıyla bunu böyle görmesi lazım. Bunu bir özgürlük, bir demokrasi mücadelesi görmesi lazım. Türk milleti hiçbir zaman geçmişte köle kullanmadı. Köle de olmadı. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı verirken işte Amerikan mandacılığı, İngiliz himayesi falan derken ya istiklal ya ölüm diyor. Köleliği, uşaklığı kabul etmiyor. Türk milleti de kabul etmedi. Şimdi bu referandum bir anlamda bir uşaklıkla, bir efendi ile uşak arasındaki ilişkiyi tanzim eden bir yazılı metin bunlar. Bunu reddedecek. Bundan hiç en ufak bir şüphem yok. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Sayın Okuyan, sizinle devam edelim efendim. Siz neler söylemek istersiniz hayırcılara yönelik bu ithamlara ilişkin? Yani şimdi çok ağır tabii ithamlar var. Yani hayır diyen işte PKK'lıdır. Hayır diyen Avrupa'da hayır diyor. Evet. İhanet ediyor. Bilal, şimdi tabii bunlar hiç bir defa Sayın Bakanımın ifade ettikleri gibi ya bir defa bunların hiçbir hukuki bir şeyi yok. Zaten hukuk mukuk kalmadığı için Allah'a çok şükür Türkiye'de yani demokrasi filan demokrasicilik oynuyoruz. Hukukçuluk oynuyoruz. Yani böyle bir şey yok.
Ancak işte günü kurtarmaya çalışılıyor. Ve yapılan iş tamamen ne hukukun H'siyle ne demokrasinin D'siyle ilgili değil. Şimdi tabii öyle laflar söyleniyor ve o lafların karşısında bu referandumda evetin dışında oy verecek. Zaten evet ve hayır. İki tane pusulada seçenek var. Yani sen şimdi bütün hayır diyenlere hain ilan ediyorsun. Sen geleceksin diyeceksin ki efendim hayır diyenler PKK'lıdır, FETÖ'cüdür, bilmem necidir filan. Peki sen bana nasıl söylersin? Ben Yaşar Okuyan olarak buradan söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, AKP'nin yöneticilerine. Ya siz kim oluyorsunuz? Ben hayır diyorum kardeşim. Hayır, hayır, hayır. Siz kim oluyorsunuz da bana hain yaftasını yapıştırıyorsunuz? Ben 14 yaşından beri memleket savunmasındayım. Bölücülüğün karşısındayım. Mücadele verdik. İdam sehpalarında yargılandık. Mamaklarda zulme muhatap olduk. O kadroların içinden geliyorum. Ne için? Memleketi savunduğumuz için. Ben şimdi hayır diyeceğim. Bakacağım ki Sayın Cumhurbaşkanı oradan diyor ki hayır demek efendim bölücülere sahip çıkmaktır. PKK ile aynı eşdeğerdi. Peki ben şimdi soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bu güzel bir mantık oturtmuş ve bunu tekrarlıyorlar. Hem Cumhurbaşkanı'na hem Sayın Başbakan'a soruyorum. PKK'lı Allah bir diyor. Şimdi siz biz iki mi diyeceğiz? Haşa. Yani şimdi PKK'lı Allah bir dediği vakit PKK'lı olmayanlar PKK ile aynı yan yana gözükmemek için Allah haşa iki mi diyecek? Ya böyle bir mantık olur mu? Bu mantıkla siz Türkiye'yi yönetmezsiniz. Bu mantıkla Türkiye'yi batırırsınız. Siz yani bu böyle bir şey olur mu? Sen bana nasıl sen hain dersin ya? Sen ya kim olursan ol. Cumhurbaşkanı ol, başbakan ol. Kim olursan ol. Sen bana verdiğim oydan dolayı hain damgasını koruyamazsın. İşte buradan çağrı yapıyorum Cumhurbaşkanı'na da, başbakan'a da. Yaşar Okuyan diyerek söyle. Seninle hesaplaşalım. Şimdi genelin içinde koyma. Yaşar Okuyan de haindir de. Bir hesaplaşalım. Hem de senin mahkemelerinde hesaplaşalım. Var mı böyle bir şey ya? Yani ölümden öteye yol mu var? Yani biz zaten Allah'a teslim olmuş. Allah'ın yolunda Allah rızası için memleketi savunan insanlarız ya. Sayın Bakanım. Şimdi bu PKK ile anlaştıkları zaman, Oslo'da görüştükleri zaman, ya açılım açılım dedikleri zaman, ondan sonra yok başbakanlı, başbakan yardımcılığıyla Dolmabahçe'de basın toplantısı yaparken, biz buradan ikaz ederken onlara hain mi dedik? Evet. FETÖ'yü 15 senedir bütün devletin kadrolarını işgal ettirip Balyoz Ergenekon diye Cumhuriyet'in altına dinamit koyduğu zaman, yargısını felç ettiği zaman biz onlara hain mi dedik? Biz burada adam akıllı uyardık. Bakın yanlış yapıyorsunuz ve dediklerimiz çıktı. Şimdi onlarla terörist dedikleri adamlarla bakanları konuşturan, kamu güvenliği müsteşarlarını konuşturan, İçişleri Bakanı konuşturan biz miyiz? Biz miyiz bunlar? Şimdi onlara biz o hain demiyoruz. Biz onlara tatlı, akıllı akıllı uyarmaya çalışıyoruz. Bak ülkemiz elden gidiyor dedik. Ülkemiz elden gidiyor. Şimdi aynı Hitler'in 1900 işte biraz evvel örneğini verdim. Referandumunun benzerini şimdi burada ülkemize yaşatmaya kalkıyorlar. Biz onlara Nazi mi diyoruz şimdi? Yine demiyoruz. Bakın yine uyarıyoruz. Tarih ne dedik? Erken uyarı sistemidir. Tarihe şöyle bir baksınlar. Türk milleti uyanacak. Özür dilerim. Estağfurullah, rica ederim Sayın Bakanım. Bir soluk alın diye. Yok, yok değil. Hayır, sinirlendiniz de sizin tansiyonunuz fazla. Aynı noktada evet. Değerlendiriyoruz tabii. Şimdi bakın biz geriye doğru dönüp de en azından Sayın Bakan'ın demin başlıklarını verdiği konuların detaylarına girmiyoruz. Yani eğer gireceksek oho yani o Oslo zabıtlarından belki binlerce zabıt var. Dolmabahçe'deki mutabakatı nereye koruyacaksınız? O hendekler açılırken 6 yıl, 7 yıl bas bas bağırdık.
Böyle açılım olmaz. Bu açılım hıyanettir. Patlayıcılar. Haindir. Hainliktir. Türkiye'nin geleceğine ihanettir. Burada söyledik. Sadece biz söylemedik. Birçok insan söyledi. Ve o zaman siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Bizi susturdunuz. Bu konudaki hassasiyeti ortaya koyan il ve ilçelerdeki bir avuç vatansever kendiliğinden herhangi bir örgütlü dernekte değil. Yani diyelim ki Kayseri'de, Konya'da, Adana'da bir grup milliyetçi, vatansever efendim insanlar bir araya geldiler. Yurtseverler bir toplantı yapmak istediler. O toplantılara hep şey yapıldı, dağıtıldı. Ama öbür açılımcı denilenler ki senin açılımcı deyip açılım sevdası olan o akil adamların çoğu da şu anda yurt dışında kaçak bir kısmı FETÖ'cülükten. Yanında oturuyordun onlarla beraberdi. Şimdi senin yani şimdi FETÖ filan. FETÖ'nün Allah belasını versin. Tamam FETÖ'nün alçaklığı ortada. Yaptığı işler ortada. İyi ama senin yaverin FETÖ'cü. Sen bana onun izah şeyini versene önce. Senin yaverin, Cumhurbaşkanlığı yaveri FETÖ'cü. Yani PKK'ya senin yaverin not iletiyor, not. Şu gazetelerde var. Evet, çıktı ortaya. Cumhurbaşkanlığın yaveri, herif, binbaşı, gelen özel istihbarat notunu PKK'ya gönderiyor. Ya sen bunların hesabını ver önce. Sen gelip şimdi, yok sen orada o zaman selam verdin de, öbürsü günde bilmem ne yaptın. Ne ayak bu ya? Kardeşim, burada bu işlerin birinci derece sorumlusu AKP iktidarıdır. Başbakanken de Tayyip Erdoğan'dır, Cumhurbaşkanıyken de Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi biz 15 Temmuz gecesi Türkiye istila hadisesinde vatansever insanlar, memleketini seven insanlar, yurtseverler olarak biz daha büyük bir tehlikeyi gördüğümüz için ikaz ettik ve dedik ki aman devlete sahip çıkalım. Aman şimdi Tayyip Erdoğan'ın düşmanlığından yola çıkarak hareket etmeyelim. Çünkü daha sonra Amerika'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in ortaya koyduğu tezgah daha büyük bir Türkiye'yi işgal planı. Biz analizlerimizde darbe geliyor evet. Dedik. Tabii, ordunun sene... yüzbaşılarının %40'ı, albayların %10'u FETÖ'cü diye bundan 3 yıl önce Amerikan raporlarını okuduk burada. Doğru tabii, mu? Tabii. Şimdi o zaman da ben şahsen yani çıktım dedim ki ya yapmayın. En azından hepimiz gibi ama ben kendi adıma şimdi söylüyorum. Ya ondan sonra televizyonlarda bas bas bağırdık. Aman dedik. Bir sene önce bak KRT'de hatırlayın Sayın Bakanlar. Ondan sonra bunu geldim ulusalda da tekrarladım 3-5 sefer. Hatta onun yüzünden de söylediğimizi tam anlatamadık. Veya anlamakta bazı izleyiciler sıkıntı yaşadı. Ama ben kendi eksikliğim olarak görüyorum. Bana çok şey yaptı, eleştiri de geldi. Söylediğim şey şuydu. Bakın dedim Tayyip Erdoğan düşmanlığının önüne Türkiye'nin geleceğini feda etmeyin. Yani Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bu hale getiren tek Tayyip Erdoğan. Hiç tartışmasız bir şey. Ama şimdi Tayyip Erdoğan'a kızgınlıktan siz Amerika'nın, İsrail'in yeni planına destek olmayalım. Yeni planı ne? Amerika özellikle attan memnun. Yani iktidarda bir problemi yok. Süvariyi değiştirecek. Peki bu süvariyi de yine Amerika getirmedi mi? Evet. Aynı ekip getirdi. Şimdi niye değiştirecek? Şimdi yeni çünkü başına baktı ki Tayyip Erdoğan'ı artık yönetemiyor. O başka bir kulvara geçti. Peki nereden yapacak bunu? AKP'nin içinden. Yani AKP'nin içinde Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Bakanlık yapmış bir takım insanlarla toplantılar vesaire. Ve biz bunu Aydınlık Gazetesi'nde deşifre ettik. Bu televizyonda defalarca bendenizle söyledik. KRT televizyonunda da bunu açıkladık. Ve söyledik. Dediğimiz şuydu. Gün Tayyip Erdoğan düşmanlığını devam ettirme günü değil. Bu daha büyük tehlike karşısında bizim devletin yanında, devletin başında da Tayyip Erdoğan varsa, Tayyip Erdoğan'ın yanında gibi gözüksek de biz devletin yanında olmamız lazım. Bunu ifade ettik. O zaman da başka türlü anlaştılar. Ben bugün de söylüyorum.
Bakın bütün bu yanlışlıklara rağmen, bütün bu yanlışlıklara rağmen hala yanlış yapmaya devam ettiği için biz hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Başbakan'ı tenkit ediyoruz. Yani geri dönüp bir hesaplaşmanın içinde değiliz. Yani hesaplaşırsak bizim, ben söylüyorum. İşte Cumhurbaşkanı çıkarsın 40 tane danışmanı. Var işte orada sırt köşelerinde, şeylerinde. İstedikleri televizyonda sabaha kadar, sabaha kadar devlet ellerinde, imkanlar ellerinde, belgeler ellerinde. Sıkıyorsa paçaları, sıkınlar mücadele, oturup konuşalım. Şu az salimle bile ben onlara yeterim. Bırak, ben kendi için söylemiyorum. Bu hepimiz için geçerli ama ben kendi adıma bunu söylüyorum. Ne yani, ölümden öteye köy mü var? Allah'a bir can borcumuz var. Kimden korkacağım? Ben hukuk istiyorum. Ben demokrasi istiyorum. Bizim istediğimiz bu. Ve diyoruz ki aman ha, ya yanlış yapmakta devam etme. Bak senin etrafında millet toparlandı. Bu 15 Temmuz akşamı hakikaten millete bir önderlik yaptın. Biz de tebrik ettik seni. Yani o akşam hakikaten Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iş çok öyle yasınacak, yani çok küçümsenecek bir iş değildi. Allah razı olsun. Ya ama kardeşim bir dur ya, bir dur kardeşim ya. Böyle bir şey yok. Onun için ben bu şeyleri tabii üzüntüyle takip ediyoruz. Vereceğiz de diyorum. Ben sonuna kadar ay vereceğim kardeşim. İster asarsın, ister kesersin. Ne yaparsan yaparsın. Hayır, hayır, hayır. Hayırda hayır vardır. Bir, öyle gelip de efendim o hayır diyende böyle mi? Ya şimdi dini kullanıyorsunuz. Ya siz İmam Hatip mezunusunuz. Biz liseden mezunuz. Yani müsaade et de bizim din dersi kitaplarındaki kadar bile bilgimizde ne olduğunu biz biliyoruz yani. Yapmayın. Yani oradaki iki lafla siz bunu hayırı getiriyorsanız bu yazıktır. Yani bu dine de saygısızlıktır. Millete saygısızlıktır. Evet, çok evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Zeybekçi, sizinle devam edelim efendim. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Bir de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün bir açıklaması vardı. Anayasa değişikliği yerli ve millidir. Sizce de öyle mi? Şimdi bu çok komik bir laf. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarihi konularda bilgisi yetersiz. Bu çok açık ve besbelli. Söz gelimi şu sözü birkaç sefer söyledi. Ama galiba artık söylemiyor. Belki iyi uyarmışlardır. Efendim, eyalet sisteminden korkmayın. Eyalet sisteminden. Evet. Çünkü bu başkanlık ya da cebaşkanlık sonucunda olacak bu. Türkiye eyaletlere bölünecek. Çünkü cebaşkanlığı Türkiye'nin gündemine getirenlerin gündemlerinin maddelerinden birisi de bu. Efendim dedi, korkmayın, Osmanlı'da da vardı. Mesela Lazistan vardı. Kürdistan eyaletleri vardı. Yoktu Sayın Cumhurbaşkanı, yoktu. Siz vardı diyorsunuz ya, yoktu. Ya tarihçiler de mi yok etrafınızda? Yani sürüyle baş danışma, hepsi baş. Sürüyle baş danışmanınız var. 1150 odada. Böyle odalarda gayet güzel oturan. Ne biliyorsun ya? Bir odayı da bize verseydin bakalım ya. Yani. Şurada böyle hiç olmasa otururuz böyle. Rahat otururuz. Rahat otururuz. Şimdi yani. Osmanlı'da eyalet vardı. Doğru. Ama Kürdistan eyaleti, Lazistan eyaleti yoktu. Oralar bölge adıydı. Bölge öyle adlandırılırdı. Ve mesela Lazistan diye adlandırılan bölgede Yaşar Okuyan Bey Çayeli'dir. Rize'de Laz yoktur, Trabzon'da Laz yoktur, Çayeli'nde Laz yoktur. Nerede vardır? Çayeli ile Pazar arasında bir kemer vardır. O kemeri geçince Lazlar da başlar ve o Lazlar Cumhuriyet'in en değerli, Cumhuriyet'e en bağlı halklardan da biridir. Tabii canım. Türk milliyetçileri yetiştirir. Aynen. O insanlar. Ama o bölgeye Lazistan denilirdi. Kürdistan... Çok affedersiniz Sayın Bakanım. Hı. Karadeniz'e çıktınız mı ne diyorlar? Laz. Laz diyorlar değil mi? Yani evet. Zonguldaklı falan demiyor.
Samsunlu demiyor, Ordu demiyor. Bir söz o yani. Söz. Oradan Lazistan. Ya Trabzon'da Laz yoktur. Bakın ne diyorum. Bilmeyen bilsin yani. Trabzon'da yerli ilaç için arasanız bir aile bulamazsınız. Yürü, Rize'de bulamazsınız. Çaylı'nda bulamazsınız. Pazarda bulursunuz. Bulursunuz, Lazlar da çok değerli vatana bağlı insanlardır. Türklüğe bağlı insanlardır. Ama bölgeye Lazistan demiştir. Kürdistan denilen o coğrafi bölgede de çoğunluk Türkmendi. Şehir halklarının tamamı Türktü. Ya Türkçeden gayri dil bilmezlerdi ama bölgeye Kürdistan denilirdi. Mesela Teke bölgesi vardı. Eyalet değil, bölgesi vardı. Niye Teke Türkmenleri otururdu ama Teke Türkmen olmayan bir sürü insan da vardı orada. Dolayısıyla Osmanlı'da böyle bir şey yoktu. Vardı nerede? Coğrafi. Balkanlarda ve hepsi gitti. Ha. Eyalet olanlar hepsi gitti. Bu işlerle oynamaya gelmez. Hele Lazistan, Kürdistan falan diye kafanızda eyalet varsa bu Türkiye'yi parçalayacaksınız demektir. Bunu ben burada bir sefer söyledim. Yine söyleyeyim ben. Ne dediniz? Tarih erken uyarı sistem. Çok önemli bir söz. Hani Akif'in dediği tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Korutürk Cumhurbaşkanı Tito geldi, ziyaret etti ve aralarında, bak Tito, Yugoslavya'nın başkanı, efsanevi bir lider. Efsanevi hem de. Evet. Yani Sovyetler Birliği'nden Yugoslavya'yı bağımsız bir sosyalist devlet olarak sürdürmeyi başarmış bir kişilik Tito. Geldi Türkiye ziyaretinde, Korutürk, Türkiye Cumhurbaşkanı, Orgeneral Korutürk, amiral mıydı? Amiral. Amiral biten Cumhurbaşkanı, tabii. Amiral. Evet, geldi. İlhami Emin de yeminli müşavir. Benim dostum. Müşavir diyorum, tercüman. Müşavir değil, tercüman. Düzeltiyorum. Mütercim diye. Mütercim. Dilmaç. Çevirmen. Evet. Evet. O anlattı bana. Dedi ki Tito da yok, Yugoslavya da yok, yeminim de yok dedi artık. Ve anlattı. Anlattı şu. Korutürk demiş ki Sayın Tito yanlış yaptınız demiş. Neden Yugoslavya'yı böyle eyaletlere ayırdınız? Sizden sonra bütün bunlar dağılır. Tarih bilen insan bunu bilir. Demiş ki Atatürk bak öyle yapmadı. Üniter devlet kurdu. O yüzden Yaşar Bey'e katılıyorum. Türkiye'yi öyle parçalamak falan filan kolay şey değildir ama böyle eğer Türkiye'de böyle başkanlık falan filan, ne başkanlığı, tek kişinin reisliği, riyaset sistemi gelirse tehlike var. Şimdi ve arkasından da federasyon yani eyaletler gelirse tehlike var. Tito demiş ki doğru söylüyorsun demiş. Ben yanlış yaptım demiş. Ve bu tehlike var. Ama ne yapayım? Almanlar yardım etmek için bunu şart koştular. Sovyetler Birliği'nden ayrılınca bize yardım edecek kimse kalmadı. Almanlar yardım teklif ettiler. Ama federasyonu şart koştular. İyi de yani şimdi federasyondan bahseden mi var? Var. Ya Sayın Cumhurbaşkanı eyalet sistemine geçeceğini söylüyor ve çok kolay. Yani artık bütün yetki onda. Şimdi yurttaşlarımız, bizi dinleyenler mutlaka yani evet vereyim mi falan diye düşünenler de olabilir. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdikleri için, kimisi onu kabadayı bulduğu için, kimisi namazında, niyazında gördüğü için, kimisi hitabetine aşık olduğu için herkes bir sebepten onu sevebilir. Var. Yani oy alıyor. Aldığı oylardan belli seven. Onlara da hitap ediyorum. Diyorum ki siz bu anayasa değişikliğinde neler olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü sizden gizleniyor bu. Bakınız iktidar partisinin propagandistleri yani başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere hiç teklifin içinden bahsetmiyorlar. Evet. İçeriğinden hiç bahsetmiyorlar ya. Meseleyi başka tarafa kaydırıp efendim abidik gubidike getirip, işte abidik gubidik lafı benim değil. Evet, bu, başbakan başbakanın şey. Lafı. İşi abidik gubidike, mugalataya, safsataya, işte terördü, şuydu, buydu, FETÖ benzetme falan filana getirip,
Dikkatleri oradan kaçırıyorlar. Bu halk oylaması değil, bu hak oylaması. Bakın çok açık söylüyorum. Bu oylama hak oylaması. Yani halkın kendi kendini yönetmek hakkının bir kişiye devredilmesidir bu. Seçim diyorlar. Şöyle bir söz çok doğrudur. Demokrasiyi anlamak için bu söz söylenir. Hapishanedeki mahkumlara baş gardiyanı seçmek hakkı verilirse bu demokrasi mi olur? Hukuku çok iyi bilen değerli dostumuz. Bu söz çok ciddi bir sözdür yani. Sen her şeyi bir kişiye teslim edeceksin. Yani evet diyenler bilin şunu yapmak istiyorsanız tamam bir şey demiyoruz. Yasamayı bütün milletvekillerine bir kişi. Bu kişi bugün Recep Tayyip Erdoğan, yarın da bir başkası olur. Evet. Yani yarın mesela Doğu Perinçe, yani Devlet Bahçeli'nin olmak ihtimali artık sıfır da. Evet. 0-6 sıfır da. Bitti de. Ama mesela Yaşar Okuyan olur. Mesela ben olurum. Niye sen itiraz ediyorsun? Peki, şimdi bir arkadaşımız demiş ki, ya peki bu yetki bana verildi, ilk yapacağım iş demiş, İmam Hatipleri kapattım, arkasından ilahiyat fakültelerini de kapattım, arkasından camileri de kapattım derse, halkın çoğunun oyunu almış bir kişi ve bütün yetki onda, yasa çıkarma yetkisi onda, meclisinki hikaye, meclisi canı istediği zaman feshediyor zaten. Ya bu gidişin sonu zaten besbelli ki meclissiz, meclis zaten olmayacak. Olsa ne? 600 tane maaş alan adam sadece. Polis devleti, polis devleti. Polis devleti. Tek kişiye bağlı polis devleti. Bir kişi yardımcılarını atıyor. Bir kişi bakanları atıyor. Bakanı atmakla yetinmiyor. Müsteşarını, genel müdürlerini falan da kendisi tayin ediyor. Ya bakan yaptı, bırak onu da. Her şeyi bir kişiye vermek, ya o kişiye yazık ya. Sizin böyle kıpırdamanızdan anlıyorum ki yine reklam arası mı? Yok, reklam aramız değil, süremizin sonuna ulaşmış. Yani çok az bir şey var size, çok önemli çok, bir iki bir konu. Bir dakikamız kaldı Sayın Bakanım. Bakalım ama bir dakika. Çok farklı şeyler tabii konuşuluyor ama. Bakın, geçici 21. madde. Madde 17'de düzenleniyor. Diyor ki, meclisin seçim kararı alması halinde 27. yasama dönemi milletvekili genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır diyor. 16'sından sonra meclise erken seçim kararı aldırttırıp hemen hiç 2 yıl sonrasını beklemeyecekler. Bir, biraz evvel söylediğim gibi. İkincisi, 17. maddenin H fıkrasına şöyle bir hüküm getiriyorlar. Anayasanın 67. maddesinin son fıkrası hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili, yani 2019'da yapılacak diyor da erken aldığı zaman uygulanmaz diyor. O zaman seçim kanunu değiştirecekler, sonucu da belli olacak. Diyecekler ki seçim sonucunda devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ondan sonra polis ve ordu ona bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de boş zamanlarında çiçek ekecektir diye bir kanun hükmündeki kararnameyle yasama faaliyetlerini de sonlandırabilirler. Çok önemli. Bunları mutlaka vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Yani bu, şunu da söyleyeyim. Burada Türk halkı eninde sonunda bunu aşacak. Yani umutsuzluğa kapılmamak lazım. 17 Nisan'da ola ki umut etmediğimiz bir sonuç çıktı. Mücadeleye devam edeceğiz. Ama bedeli ağır olur. Onun için bu anayasa çok tehlikeli. Polis devletinin, hani örnek gösterdim, Hitler Almanyası'nda fiili olarak hem başbakan hem cumhurbaşkanı devleti tek elde toplamış olmasına rağmen kanunu hale getiriyorsa Türkiye'deki durum budur. Ama bunu değiştirmemiz lazım. Nokta. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ve eski Devlet Bakanı Tayfun İşli ile gündemdeki konuları değerlendirdik. Referandum konusunu tartıştık. Haftaya başka bir programımızda görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum.